Mourinho öyle bir kişilik ki düşün, stadyumun garajında maçın elit hakemine gidip orada sözlü olarak bir şeyler söyleyebilecek tipte bir insan. Biz gazetecilerin de bundan nasibini almış olmasını ben normal karşılıyorum. Mourinho böyle bir insan. Yapacak bir şey yok. Bu her gittiği ülkede bu tip söylemleri. TV'deki uzmanlar. Evet, bir de öyle bir şey var. O TV'deki. zaman başka ülkede bunu söylediğimi bilmiyorum ama herhalde söylemiştir orada da. Çünkü televizyonlardaki uzmanlar oradalar da konuşuyorlar. İngiltere'de olsun, İtalya'da olsun, Evet. İspanya'da olsun. Yani futbol hem dünyanın en basit oyunu deniyor. Hem de bu basit oyunu bizler en azından anladığımız kadarıyla görüşlerimizi söylediğimizde buna karşı çıkıyorlar. Yani biz sadece gördüğümüz, anladığımız kadarıyla söylüyoruz. Hani sen zaten doğru bulursun, bulmazsın ama böyle hani aşağılayıcı konuşması biraz böyle tırnak içinde hoş olmuyor. Yani bizler de yıllardır bu işin içindeyiz. Takip ediyoruz futbol, yani çocukluğumuzdan beri futbol maçı izliyoruz. Ben hani amatör olarak da oynadım gerçi, yani üst düzey bir futbolcu falan futbolculuk da yapmadım ama en azından biliyoruz yani futbolu 3 aşağı 5 yukarı. Tabii bir antrenör kadar bilmemiz mümkün değil. Bambaşka bir olay antrenörlük ama gördüğümüzü de yorumlamamız gayet doğal diye düşünüyorum. Evet, Ha bir de özür dilerim. Bir de yani burada buralarda televizyonlarda bu işin içinde olan antrenörler de yorum tabii yapıyor. buraya sahanın Onlar da içinden antrenör, sahanın için gelenler de gelenler de yorum yorum yapıyor yapıyor. yani. Bir de Bu onlar için daha da kötü bu söyledikleri yani. evet, o da Hadi biz belki gazeteciyiz. onlara uzmanlar diyordur belki. Belki kinaye yapmıyordur. Gerçekten uzmanlar diyordur. Uzmanlardan destek alabilirim belki. Belki de Gerçekten belki gerçekten bilmiyorum. gerçekten destek istiyordur. İzleyicilerimiz var. Ben uzman falan yazmışlar şimdi yaz. Siz zaten hep siz uzmansınız. Buradakiler değil. Siz uzmansınız sevgili izleyicilerimiz. Oraya geleceğiz. Ya, Yazın. zevk alıyor bundan. Mourinho'nun hoşuna gidiyor böyle Evet. didişmek, Doğru medyayla söylüyorsun. olsun, diğer unsurlarla olsun. Çok da hoşuna gitmiyor aslında Hüseyin Öyle mi abi? diyorsun? Bence öyle. Neden? Sen nasıl yorumluyorsun? Ya bu tamamen bir egonun konuşmasıydı. Bu basın toplantısı özelinde söylüyorum bunu. Başka bir şey değildi. Eleştirilere artık tahammülü olmadığının mesajını verdi bu. Yani normalde benim gördüğüm, benim yorumum şu şekilde. Mourinho'yu daha önce gördüğümüz o güçlü duruşu yavaş yavaş gitmiş. Artık eleştirilerden onlara aynı şekilde karşılık vermiyor. Aynı şekildeden kastımı açayım. Önceki takımlarında yaptığı gibi birazcık daha böyle üst perdeden değil, artık biraz daha sataşmaya gelmiş durumda. Yani kelimeleri de seçmek istiyorum. Seçmeye de çalışıyorum. Şimdi kötü bir şey de söylemek istemiyorum Mourinho ile ilgili. Sonuçta son 20 yılda olan isimlerden bir tanesi. Evet. Kalitesini bildiğimiz bir isim. Zaten eleştirinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Biz senin geçmişte neler yaptığını da gördük. Burada da yap. Bu Ama bekleniyor. yapamıyorsun. Olay bu. Ama şimdi bunu söyleyince de ona da bozulmaya başladı artık. Eskiden o kadar bozulmuyordu. Onu söylemeye çalışıyorum. Benim aklıma bu basın toplantısından sonra Güven Çoca geldi. Yarın United karşısında sol bekte Amrabat'ı görürsek muhtemelen Güvenç Kurtar'dan bir iki ay boyunca o şeyi görürüz. Çünkü hala programlarda şeyi Evet. gösteriyor. Manchester United Galatasaray maçında Amrabat sol bekte oynamıştı. Evet. Yaptığı Hala hataları hala onu. onu konuşuyor. Eğer burada da böyle bir şey olursa Güven Çoca'dan neler duyarız Allah bilir Hiç artık. unutmadığı bak birçok oyuncunun ismini unutuyor. Hatta yani bununla ünlü olduğu ismi hatırlamamasıyla ama hata yapan oyuncuyu tek bir maçta bile yapsa o hatayı. Ne o maçı unutuyor ne o oyuncuyu unutuyor. Güvenç Kurtlar'a buradan Amrabat selam. çok kötü bir sol bek diyor. Hocam adam sol bek değil diyoruz. O maçta sol bekti diyor. Benim gözümde sol bek Unutamıyor. o diyor yani. Benim Ama gözümde bak diyor. ben Şimanski'yi oynatırsa yarın sol bekte şaşırmam. Peki siz öyle şaşırmam falan demeyin. Direkt bir muhtemelimizi getirelim ekrana. Ve ne bekliyoruz Manchester United karşısında? Fenerbahçe nasıl bir 11 ile çıkabilir? Bizim muhtemelimize bir göz atalım. Gelecek şimdi ekrana. Çok da öyle değil bizim muhtemelimiz. Kalede Livakovic, Bekao Djiku, Mert Müldürosayi beklediğimiz Fred Amrabat, Szymański, Tadic, Maximen, En-Nesyri ileride. Ne dersiniz? Bizde mi kesti Girfan'ı? Ya son buraya geldiğimde hatırlarsan Melike demiştim ki İrfan Can Kahveci haksızlık yapılıyor. Oynaması gerektiğini hep düşünüyorum ama yine bu Lig muhtemel Ben de her maçında hafta da aynısını onunla diyorum hocam. Ben de başlamada. her hafta aynısını diyorum.
Yani İrfan Can Kahveci de ilk 11'in direkt oyuncusu olamayacak. Bu anlaşılıyor artık. Mourinho'nun kafasında yok. İrfan Can tamamen ikinci yarı oyuncu, oyuna alacağı takviye bir oyuncu olarak görüyor onu. Sol bekte Mert Müldür'ü mü oynatır ondan emin değilim. Yani Şimanski'yi söylemesi benim dikkatimi çekti sol bekte. Hani kinaye yapıyor gibi konuştu ama sanki bize biraz hani taş atıyor gibi. Evet. Ama belki de oynatır yani belli mi olur? Yani ben çok yani bilmiyorum sanmıyorum ama. Yok ben de hani çok az ihtimal diyorum ama o söylemesi uzmanlardan dikkatimi destek çekti. Aldım deyip yapabilir mi böyle bir hani şey? Çağlar niye demedi mesela veyahut da ne bileyim başka birisi niye demedi? Niye muhtemelen ama Şimanski üzerinden çok evet, hem o hem de Şimanski üzerinden çok hani konuşuluyor diye de demiş olabilir. Belki. Hani her yerde oynatırdım gibi bir 10 tane Şimanski olsa gibi bir yorumu vardı ya bence ona da yine bir hatırlatma yaptı. Bu da olabilir. Bir de beraber çıktılar basın toplantısına. Evet, yanında çıktılar. Olduğu için söyledi ama burada konuşuyoruz. Mert Müldür mü olur, başkası mı olur? Orasını şu an bilmemiz mümkün değil tabii ki de ama Fenerbahçe kadrosundaki bu maç özelinde en önemli nokta orası. Orası çünkü Rashford'u karşılayacak isim. Evet. Evet. Yani Osayi tarafı tamam tabii ki de orası da Garnacho oynar diyelim hadi şimdilik. Orası da etkili ama takımın bir numarası Rashford. Kendi de söyledi zaten. Dolayısıyla onu karşılayacak isim çok önemli. Ben bu nedenden dolayı Mert Müldür'ü beklemiyorum. O fiziksel kapasitenin altında ezilir Mert. Rashford'dan bahsediyorum tabii ki de. Oraya farklı bir şey. Bu arada gerçekten yapabilir. Amrabat sol bek olabilir. Manchester United'da oynadı o bölgede oyuncuların olmadığı dönemde. Denenebilir yani. Şaşırmam Mourinho'da tabii, denerse. Yani. Denenebilir. Yani o zaman orta saha ne olacak sorusu hem ortaya orta çıkıyor. Sahi, önce orta sahayı konuşalım. Sonra kanatları konuşalım. Maximal'le Tadic için ne söyleyeceksiniz onu da merak ediyorum ama orta sahayı da konuşalım. Amrabat'ı bekte görürsek orta sahada nasıl tercihler yapacak? Yani öyle çok fazla İsmail tercihler o zaman. Şeyi de yok. İsmail oynar o zaman. Ne yapacak? İrfan Can'ı mı kullanacak? Yok İsmail'i kullanmaz mı? Ya da Tadic mi? Ne düşünüyorsunuz? Ya, kanatlarda peki hatta direkt hücum attı diyelim. Tadic, Maximen, En-Nesyri bu oyuncular için ne söylüyorsunuz? Normalde Maximen'i eleştiren birisiyim. Evet. Eleştiren derken İrfan'ın oynaması gerektiğini düşünen bir ismim. Ama bu karşılaşmada da sen Maximen'in oynaması gerekiyor. Çünkü hızlı hücuma ihtiyacı olacak Fenerbahçe. Eli mahkumu evet. Orada Hüseyin abi yani başka türlü yapılacak iş değil o. Çünkü o kanatta da Dalo oynayacak Maximen'in evet. Karşısında. Evet. Bir de çok eksiği var diyoruz ama hala isim olarak çok kaliteli Manchester evet. United. Tamam oyun anlamında Premier Lig'de özellikle bunun karşılığını alamıyor ama Avrupa Ligi'ni önemsiyor. Ve tek tek isim olarak bakıldığında gerçekten çok çok kaliteli bir takım. Burada mesela En-Nesyri mi oynayacak? Ceko mu oynayacak? Yani Cenk mi oynayacak? Hadi o kadroda olduğu için söyleyelim onu. Çünkü orada Lisandro Martinez de Delikt de oynayacak. Evet. Yani çok zorlanacak yani savunma United anlamında. Şey 9 numara anlamında. O yüzden sen Maximen bu karşılaşmada tabii, çok önemli diyorum. Sen ortadan Maximen, gitme ihtimaliniz hani yok. Ben de sen Maximen'i çok beğenmiyorum. Çünkü alıp gidiyor. Ondan evet. Sonra bitiricilik yok. Gerçi son maçta güzel bir gol attı hani bitiricilik açısından ama her zaman olmuyor. 10 maçta bir oluyor işte evet. Hüseyin abi. Bir de Manchester United'ın ben en büyük sorununun Ten Hag olduğunu düşünüyorum. dünyada futbol tarihinde Manchester United gibi bir büyük bir kulüpte bu kadar başarısız olup da bu kadar uzun süre görevde kalan teknik direktör herhalde yoktur diye düşünüyorum. Hala görevde. Ligde 12. 13. falan o sıralarda doğru. Manchester United. Dolayısıyla ne zaman görevine son verecek? Ben kendi yayınlarımda hep bahsediyorum. Manchester United şu hisse kapıldım ben. Çünkü milli arada Manchester United'ın yeni ortağı Sir Jim Ratcliffe, Zinedine Zidane'la görüşmüş. Onun Times gazetesinde fotoğrafları yayınlandı. Muhtemelen bir teknik direktör bulup anlaşıp ondan sonra Ten Hag'ı gönderecekler. Hemen gönderirsek şimdi alelacele birini... Ama bu da çok mantıklı. Bizim takımlarımızda bu yapılmıyor. Evet. Bizim takımlarımızda hemen veda ediliyor. Hemen sonra veda hoca arayışı. Sonra hoca arayışı. Öyle yaptıklarını düşünüyorum. Yoksa çoktan gitmiş olması lazım Ten Hag'ın yani bu kadar başarısız. Bu arada bu kadar Manchester United dedik bir haberimiz var. İki takım arasındaki rekabet geçmişte neler olmuştu? Bir ona bakalım. Çünkü daha önce hepimiz hatırlıyoruz yakın tarihte de oldu. Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetler var İngiliz devi karşısında. Bir hatırlayalım bu rekabette neler olmuş geçmişte konuşmaya devam edeceğiz.